Katolik Kilisesi tarafından oldukça tercih edilen bir filozof olan Thomas Aquinas esas olarak Aristoteles felsefesinin Hristiyan öğretiyle uzlaştırmayı hedefleyen çalışmalarıyla tanınmaktadır arkadaşlar. Aristoteles ile benzer doğrultuda eserler veren Aquinas, fikirlerinin birçoğunu genişleterek ve açıklayarak Aristotelesçi düşünceye önemli katkılar sağlamıştır. Aquinas, Tanrı'nın varlığını kanıtlamak amacıyla değişim konusunu ele almıştır. Ona göre dünyadaki çoğu şey değişim sürecindedir. Bu değişimler ise başka etkenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir şeyin kendini değiştirmesi imkansızdır. Aquinas'ın en ünlü sözü, "Eğer el çubuğu hareket ettirmezse, çubuk başka hiçbir şeyi hareket ettirmeyecektir." Bu görüşünde Aquinas, dünyadaki değişim döngüsünü Tanrı'nın başlattığına inanmaktadır. Aquinas, 1323'te 12. Papa John tarafından azizlik mertebesine yükseltilmiştir. Orta Çağ'da kilise, Thomas Aquinas'ın görüşlerini kullanıp o ve ardıllarının kilisenin gücünü yükseltmesini sağlamıştır arkadaşlar. Hristiyan Orta Çağ felsefesinin patristik döneminden sonraki ikinci ve birinciye kıyasla çok daha önemli olan dönemi skolastik dönem ve dolayısıyla skolastik felsefedir. Bu felsefe tarihsel açıdan 8. yüzyılla 15. yüzyıl arasında kalan dönemin felsefesi olarak tanımlanır. Skolastik felsefe Latince kökenli scola yani okul kelimesinden türetilen scholasticus teriminden gelmektedir. Bu kelime anlamı olarak okul felsefesi demektir. Bu anlam önemlidir. Zira skolastik felsefe Orta Çağ düşüncesinde doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanan bir yaklaşım sergiler. Daha doğru bir deyişle skolastik düşüncenin gelişimi üzerinde etkili olan esas etmen, bu felsefenin eğitim alanında kurumsallaşması yani üniversitelerin kuruluşu olmuştur. Buna göre manastır ve kilise okullarından sonra üniversitelerin ortaya çıkışı, Hristiyan felsefesinin çok sayıda öğrenci yetiştirmesi suretiyle bir yapı kazanmasına ve kendisine özgü bir gelenek elde etmesine imkan tanımıştır. Bu felsefenin temeli teolojidir. Ona dayanır ve onu desteklemeye çalışır. Skolastik felsefe, patristik felsefenin sürdürülmesi ve orada bir öğretiye dönüştürülmüş olan Hristiyan inancının felsefi anlamda temellendirilip sistematize edilmesi yönündeki çabalardan meydana gelmiştir. Orta Çağ'ın belirli bir döneminden itibaren tüm felsefe etkinliği skolastik zemininde gerçekleştiği için Orta Çağ felsefesi denildiğinde akla gelen genellikle skolastik felsefedir. Oldukça geniş bir tarihsel dönemi kapsar, felsefe tarihi içinde skolastiğin 3 ayrı dönem olarak ele alınması söz konusudur arkadaşlar. Birincisi erken dönem skolastik 800 ile 1200'lü yılları kapsar. İkincisi yükseliş döneminde skolastik 1200 ile 1300 yıllarını kapsar. Üçüncüsü geç dönem skolastik 1300 ile 1500'lü yılları kapsar arkadaşlar. Bu dönemlerde skolastik felsefenin belirli bir açıdan ortaya atılan sorunları farklı niteliklerle çözmeye yöneldiği söylenebilir. Ancak bununla birlikte skolastik felsefe denilince anlaşılan genel bir nitelik söz konusudur. Bu genel nitelik ilk olarak Aristotelesçi bir özellik olarak belirtilmelidir. Patristik felsefede Platon ve Platonizm öne çıkmaktaydı. Buna karşılık skolastik felsefeye Aristoteles'in ilham kaynağı olduğu görülür. Aristo felsefesi Platon'unkinden daha kesin olarak düşünürleri bilgeliğe yönlendirir. Bunun anlamı salt tanrıyı bilmeye çalışmak, olgular dünyasıyla da ilgili olmaktır. Skolastiğin yöntemsel olarak ortaya, karakteristiği ise felsefeyi dinin ya da aklı inancın alanına uygulayarak bu alandaki meseleleri kavranır kılmaktır. Özellikle inanca ve vahye akıl temelli getirilen itirazlar bu şekilde aşılmaya çalışılmıştır Orta Çağ'da. Bu anlamda da skolastik felsefe yeni bir şeyler bulmak ya da düşünceler üretmek arayışında değildir. Aksine zaten mevcut olanlar içerisinde skolastik felsefe uygun olanları temellendirmek, uygun olmayanları çürütmek çabasında olmuştur. Bu çaba için gerekli mantığı Aristoteles de Öklit geometrisinde bulmuştur. Böylece ana belirtiler daha baştan saplanmış bulunuyordu. Bu dönemin özlü sözü ve düşüncesi Augustinus'un anlamak için inanıyorum düşüncesidir.
İşte Orta Çağ Kilisesi Thomas Aquinas ve ardıllarının bu düşünce yapısını temel alıp halka hükmetmek amacıyla bütün eylemlerini Tanrı'nın buyruğu, tüm sözlerinde Tanrı'nın sözü olarak empoze etmiştir arkadaşlar. Böylece kendi lehlerine yapılan bir türlü davranışın halka kabul ettirilmesi bakımından sonu gelmeyen bir süreç içerisinde zulmün meşru kılınmasına, hatta halkın büyük kesiminde desteğini alarak karşı konulamaz bir güç elde etmiştir. Bu güç gerek yargılamalarda gerek vergi toplanması hususunda kendini göstermiş ve ardı arkası kesilmeyen bir dayatmaya dönüşmüştür. Ortaçağ Avrupa'sında savaş için halkın desteğini almak da kilisenin sözünden geçiyordu. Bu sebeple herhangi bir yere savaş açılacağı zaman Papa'nın sözlerinin halkın üzerindeki kıymeti bilindiğinden ordu toplamak için kiliseye başvuruluyordu. Buna örnek olarak Haçlı seferlerini gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.